Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora da karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 462 numara ipimin renk numarası hanımlar. 462 numara. Şöyle 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim. Daha önce modeli anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım size. Ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle modelimi daha önce anlattım. Modelimin kurulumu, anlatımını linkini hanımlar açıklama kısmına bırakacağım. Oradan linkini tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bu sıramızı geldik ya. Burada hemen kol kesimi dönerken yapacağız. Burada zaten şöyle bir trabzan sıramızı oluşturduk. Şurada ayrımını yapacağız geldiğimiz zaman. Onun için şimdi yaka kesimiyle başlayacağız zaten kol altı kesimimizi yapmış ol yapmışız yani öyle hesaplayın zaten şu trabzanımız olduğu için herhangi bir ekstra bir şey yapmamıza gerek yok buraya gelince göstereceğim size şöyle 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doladım dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3 4 5 şöyle 1 2 3 4 5 tane burada trabzanımız vardı şimdi bakın şöyle modelimize bakıyoruz bu şekilde burada şimdi şöyle ipimi doluyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum 1 2 3. Bakın 1 2 3.'ye batıyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum ve da şöyle yapalım hanımlar burada yaka kesimi yaptığım için şöyle bir iki zincir çekip bir iki üçüncü bakalım kaç tane ile yapabilirsek öyle iki tane yeterli bir iki üç dört zincir çekiyorum buradan bakın bir iki üç dördüncü bir iki üç dördüncü trabzanıma sık iğne Yaka kesme olduğu için burayı 4 tane ve normalde 5 tane çekiyoruz. 1 2 3 zincir. İpimi doladım. 1 2 3 4.'ye tam tepe kısmına batıyorum. Ve modelimi uyguluyorum şimdi. Kol altına kadar örmeye devam edeceğim. Kol altına gelince ayrışmayı orada beraber yapacağız hanımlar. buraya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar şöyle geldim kol bölümüne 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 inciye batıyorum veya da ikinciye de batı ikinciye battım hanımlar şöyle birazdan mesafe kalması için şöyle isterseniz ikinci iki, üçüncü 1 2 3 batıyorum 1 2 3 Taht. 4 tane Trabzan yaptım hanımlar. Burada az bir şey eee kolu altı oyuntumuz kaldı. Benim küçük bir parça olduğu için onlar sadece model anlatım olan parçanın üzerine anlatıyorum ki pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu göstermek için. Parçam küçük olduğu için bu kadar kalıyor tabii ki fazla olunca şöyle şuralardan başlayabiliriz. 1 2 3 4 zincir ve dönüyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar. Yani bunu bütün bir büyük yelek olarak düşünmeyin. Bunu Küçük bir parça olduğu için bu kadar onu da sizinle paylaşmak istedim. 4 zincir ortadaki zincire sık ile sabitledim. 1 2 3 zincir. Bu şekilde sıramı tamamlayayım. Yaka kısmına gelene kadar örmeye devam ediyorum hanımlar. Dediğim gibi modelimin kurulumunu detaylı bir şekilde kurulumu anlatımı e, kanalımda mevcut linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi model anlatımı yapmıyorum. Sadece pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu anlatıyorum. Ben yakaya kadar örmeye devam edeyim. Evet hanımlar şöyle yaka kısmına geldim. 1 2 3 zincir buradaki zincire sık iğne ile sabitliyorum hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum buradaki bakın yakadaki trabzanları örmeye devam ediyorum 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Kenar tırabzanlarımı ördüm. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki bakın modelimizin trabzanına batıyorum şöyle trabzanımı örüyorum. 1 2 zincir trabzanımın tepesine batıyorum modelimi uygulamaya devam ediyorum aynı şekilde kol altında yapacağımız herhangi bir işlemimiz yok hanımlar şöyle gelip şu trabzanlarımızı öreceğiz tekrar geri döneceğiz herhangi bir işlem burada yok zaten oyuntumuz belli oldu şimdi geri dön, gidip öreyim şöyle yaka kesimine gelince beraber yaka kesimine beraber devam edeceğiz onunla Evet tamam şöyle yaka kesimine geldim bakın kutularımız 1 2 3 4 tane kutumuz var 1 2 3 tane kutunun içini doldurdum dördüncü doldurmayacağım hanımlar orayı örmeden şöyle 1 2 3 dördüncü örmeden Şöyle ipimi doluyorum, burayı boş bırakıyorum. Diğer kenar trabzanımı örmeye devam ediyorum. Burada yine yaka kesimindeyiz, kesim yapıyoruz amcalar. Dört çektim, döndüm ipimi doluyorum ne değil bir sonrakine batıyorum bunlar gerçekten ben yaka çalışmasını daha önce hiç yapmıyorum şöyle neyse sizinle beraber yapıyorum nasıl geleceğini hep beraber görüyoruz şöyle bir iki üç dört zincir çekiyorum hatta şöyle üç tane çekelim buradan Bakın şuraya. Burada yapmamız gereken şunlar var ya. Yapmıyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Şu zincirlerimi de sökmek istiyorum hanımlar. İpimi doluyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tam tepe kısmına gelecek şekilde şöyle batıyorum. Ben modelimin şu trabzanlarını yapıyorum. Bakın şu altını kuruyorum. Kenardaki şu zincirleri yapmıyoruz çünkü eksiltme yapıyoruz. 2 3 4 şöyle 5. Burada zaten trabzanlarımı eksilttiğim için zincirlerimi burada herhangi bir işlem yapmama gerek yok. 1 2 3 zincir. 1 2 3 4 sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 3 4 orta kısmına sık iğne yine şimdi burada yapacağımız dediğim gibi herhangi bir işlemimiz yok hanımlar Kol altında zaten kesimi bitirdik orayı. Şimdi tekrar döneceğim. Yaka kesimine gelince beraber yakayı kesmeye devam edeceğiz. Evet tamamla şöyle geldim yine yaka kısmına ipimi doluyorum. Şöyle modelim örmeye devam ediyorum. Şöyle bir bir zincir ikinci trabzanın tepesine battım bir trabzan bir zincir şöyle bir iki üç e, trabzan iki tane yuva yaptım burada bakın yapmamız gereken iki tane daha yapmak yapmayacağım ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum burada kesime devam ediyoruz hanımlar 4 zincir ve dönüyorum yaka kesimimize devam ediyoruz hanımlar gördüğünüz gibi yakamız belirlenmeye başladı şöyle bir tane trabzan boş bırakıyorum yuva ikinci şöyle tepesine batıyorum bir tane trabzan diğer yuvanın içine girdim bir iki tane pardon hanımlar trabzan sırasında değiliz bu şekil şöyle zincir çekmeden ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinciye batıyorum şöyle trabzan ipimi doluyorum ikinci trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir zincir aradan çekmeden dediğim gibi gerçekten spontane çalışıyorum hanımlar evet aynı şekilde şu iki trabzanın tepesine battım arada bir zincir çekiyorum ipimi doladım bakın diğer modelin trabzanının tepesine batıyorum şöyle trabzan yaptım bir 2 zincir, trabzanın tepesine modelimi uygulamaya devam ediyorum. Burada kesim olduğu için modelimizi bitiriyoruz bu şekilde hanımlar. Şimdi bu şekilde yine gelip e, yaka kısmına dönüp, dönüp yaka kısmına gelince kesime beraber devam edelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle yaka bölümüne geldim, ipimi doluyorum şuradaki boşluğa giriyorum, son trabzanımı buraya yapıyorum ipimi doladım şu iki trabzanı atlıyorum yaka trabzanıma şöyle batıyorum şöyle yaka trabzanımı yapıyorum Evet hanımlar şöyle bir modelimizi bu şekilde şöyle bitirmiş oldu devam edersek yani siz tabii ki devam edebilirsiniz hanımlar. Aynı şekilde bu modelden de aynı şekilde kesimlere devam edeceksiniz. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada uygulayıp devam edeceksiniz. Şöyle bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Bakın yaka kesimi bu şekilde kol altını da gösterdim. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.